ele geçirme. Şimdi konuyu nereye getiriyorum ben? Bugün dedim ya, bugün günlerden kiraz ve tarım. Farkında olun istiyorum. Üçünüz dahi farkında olursanız daha farklı bakabiliriz. Yani akşamları saçma sapan Bizans dizilerini, saçma sapan yarışma programlarını izleyeceğinize çoluğunuzun, çocuğunuzun nasıl bir gelecek bekliyor onları düşünün istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın şu anda da ben dün akşam gerçekten aklıma geldi. Sevgili Aziz Kocaoğlu'nun bazı eski bürokratlarıyla görüştüm. Çünkü tarım konusunda onların neler yaptıklarına ben de şahidim. Kemal Paşa olayında öyle şeyler öğrendim ki. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Paşa'daki kirazcıların feryadına geçmişte, yani ne diyeyim, 2004 ile 2019 arasında hep kulak vermiş. Örneğin hiç bugüne kadar duymadığım bir sistem kurmuşlar oraya. Bilmiyorum şu anda hala var mı? Bir erken uyarı sistemi. Nedir bu erken uyarı sistemi? Çünkü kiraz narin bir meyve. Yani en ufak böyle soğukta, böyle bir şeyde, bir şeyde hemen bozuluyor. Onun için büyükşehir bir erken, yani dona karşı, yağmura falan erken uyarı, ona göre de planlama yapılıyor. Soğuk hava deposu en son mesela, Aziz Bey, bir soğuk hava deposu projesi. Ama bürokratlar diyorlar ki daha sonra ne oldu bilmiyoruz. Ha, Tunç Bey'in döneminde özel ne yapıldı onu da bilmiyoruz. Ancak şöyle söyleyeyim, kiraz üreticilerine 2004 ile 2019 arasında ilaç, gübre, bilgi, organizasyon desteği verilmiş. Şimdi sevgili Ahmet Özken gelmeden, ona da ben buradan sorarım. Ben dün tesadüfen bir şey duydum, araştırma, tarama yapıyordum. Önüme sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın bir yazısı çıktı. Yazının tarihine baktım önce. Bakın yazının tarihine baktım. Yazının tarihi 25 Haziran 2009. Ali Ekber onu inşallah yakın zamanda ben konuk alacağım. Çok sevdiğim bir üstadımdır. Ve Türkiye'de tarım konusunda yani tek marka diyebilirim yani. Onun gibi tarım yazarları var ama yani İzmir'in yetiştirdiği gerçek bir ve kendini ona vermiş yani. Ama yazılarını kaç kişi okur, kaç kişi dikkate alır? Yani bizim sorunumuz bu zaten. Yani burada iki tane pompon kızı çıkarsak, iki tane tüy sallasalar rating rekorları kırarız. Farkındayım. Bakın 25 Haziran 2009'da Ali Ekber Yıldırım, hani İzmir'in ünlü bir pastanesi var. Sevinç Pastanesi vardı. Hala var mı bilmiyorum. Onların sahibi Pelit ailesi. Pelit ailesiyle bir sohbet yapıyor Ali Ekber Yıldırım. Bu Pelit ailesi Kemal Paşa'da tavukçuluk ve kiraz üretimine de giriyor. Bakın bir daha söylüyorum. Tarih 2009. 2009, tamam mı? Not edin bunu. Ve biraz okuyacağım size. Pelit çiftliğinde çeşit çeşit kiraz üretiliyor bugün de. Kenan Pelit bilinçli bir üretici. Kiraz ağaçlarının bakımını, budamasını, sulamasını günün tekniklerine uygun olarak yapar. Bir dönem kirazdan iyi de para kazanır. Son yıllarda ise 2009, kiraz üretiminden bırakın para kazanmayı, üretimi sürdürmekte bile zorlanır. Kenan Pelit'in oğlu Ömer Pelit'in anlattığına göre kiraz üretiminin devam etmesi için zaman zaman pastaneden kaynak transfer edilir. Kemalpaşa'da yıllık ortalama 20 ton kiraz ürettiklerini hatırlatan Ömer Pelit, kirazdan en son 5 yıl önce para kazanabildiklerini söylüyor. 2009'dan 5'i çıkarın 2004. Tarih tam 20 yıl önce. Dün dedim değil mi size, son 20 yıldır neler oldu Kemal Paşa'da diye. Hiç merak etmemişiz. Biz seviniyoruz. Ay turşucumuz da oldu. İyi. İyi, seni bandırsınlar, turşu yapsınlar o zaman.